Manşete hoş geldiniz. Vazo kırıldı. Niye böyle bir KC ile çıktım birazdan anlayacaksınız. Fakat gündem ne liderlerin görüşmesi, ne anayasa, yeni anayasa tartışması, ne o ne bu. Gündem hayat pahalılığı, vatandaşın gündemi bu. Sokakta zaten kimse de yeni anayasa istemiyor. Anayasayla dertler çözülecek demiyor. Ki, ki her defasında önlerine konulan anayasayla dertlerin çözülmediğini bilakis katlanarak büyüdüğünü gördü. Fakat bu siyasi bir manevra ve bu manevranın da kendileri dahil herkes farkında. Yani güçlü bir biçimde yandaş kalemlere de baktığınızda anayasa vurgusunu göremiyorsunuz. İste, yani içlerinden gelmiyor ya da her defasında aynı kandırmacıya imza atmak. Yeni anayasa, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, güçlü Türkiye, Türkiye yüzyılı filan. Buna artık inanmıyorlar, inanç kalmadı. Yani bir müsamere oynandığının farkındalar ve bu müsamerede daha önce katıldıkları koroda daha cılız seslerle e, katılıyormuş gibi, şarkı söylüyormuş gibi veya terennüm ediyormuş gibi görünüyorlar. Bakın gündem bu. Veysel Ulusoy paylaşmış en başında profesör doktor. Siz en büyük banknotunuzla 200 TL'lik en büyük en büyük banknotla iki dilim karpuz alamıyorsunuz. Çünkü karpuzun dilimi 103 TL'ye satılıyor. Yaklaştırayım bakın. Karpuzun dilimi. Gündem bu esasen ve bu olmalı. Bir başkası Alaaddin Aktaş paylaşmış ekonomi gazetesinden. Enflasyonun en önemli nedenlerinden biri kur artışı diyor. Çünkü son 10 yılda benzin ve motorin fiyatları uluslararası piyasada %10 düşerken Türkiye'de %800'e yakın artmış. Neden? Kur farkından dolayı. Devamlı da şunu ekliyor. Diyor ki Nisan ayında kurda artış olmadığı için benzin ve motorine zam gelmedi. Bu en, en önemli gündem bu. Dünyada gıda enflasyonu düşerken Türkiye'de artıyor. Bu işte tavuk ihracatına en son kısıtlama getirmişler. Niye? İçeride fiyatlar düşsün diye. Bu tür palyatif tedbirlerle fiyatları dengelemeye aşağıda tutmaya çalışıyorlar. İşte faiz fiyat e, yazan ne bileyim işletmelere ceza kesilecekmiş. Bunlar sinek avlamak yani bataklıkla mücadele değil. Yavrumun ölümünden İstanbul Büyükşehir sorumlu. Medya Mahallesi'nde Minik Eda Nur belediye çukuruna düşerek öldü. Yani 2024 yıl 2024 belediye çukurunda bebek öldürüyoruz. Türkiye'nin fotoğrafı bu. Fakat enteresan bir şekilde Medya Mahallesi, Sol Mahalle, ne derseniz deyin Ekrem İmamoğlu Mahallesi bu konuyu görmüyor. Niye? Çünkü çocuk İstanbul Büyükşehir çukuruna düşüp öldüğü için. Ve tabii bunu sabah iktidar medyası da alıp tepe tepe kullanıyor. Fakat Milliyet Gazetesi'ne baktığınızda acayip ee, detaylar var. Bu dünyadan bir Eda Nur geçti, yaşadığı ölünce anlaşıldı. Güzel bir başlık. Neden? Hikayeye baktığınızda çok acayip. Eda Nur'un annesi Nurcan Gezer kimliksiz. Geçimini kağıt toplayıcıyla, toplayıcılığıyla sağlıyor. Iki, bu, i̇ki buçuk ay önce GBT kontrolünde kimliksiz olduğu anlaşılınca sınır dışı edilmek üzere Edirne'deki yabancılar şubeye teslim ediliyor. Babası cezaevinde Eda Nur'un. Anne de gidince üç kardeş aile üyelerine dağıtılıyor ve Eda Nur teyzesinde kalıyor. Asıl dram Eda Nur'un o çukurda hayatını kaybetmesinden sonra ortaya çıkıyor. Baba cezaevinde olduğu için annenin de kimliği olmadığı için adli tıptan geç alınabilen Eda Nur'un cenazesi toprağa ancak dün verilebiliyor. Anneannesi annesi, teyzesi, kız kardeşleri, kuzenleri kendisi gibi kimliksiz. Drama bakar mısınız? 2024 Türkiye'si. Kısacık hayatıyla bu dünyada bir iz bırakıp bir, bir iz bırakmadan gelip geçti diyor. Hayır, böyle bir iz bıraktı işte. Nurcan Gezer'in Adana nüfusuna kayıtlı babası Ayhan Gülden, Nurcan'ın annesinin kimliği yoktu. Çocuklarımın 6 tanesinin hala kimliği yok. Onlarca torunumun da kimliği yok. 3-4 defa başvurdum, hepsinde red yedim. 10 dakika önce E-Devlet'ten başvurumuzun kabul olduğuna dair mesaj geldi. 2024 Türkiye'si. Yani Ensar Vakfı üzerinde, Türk TÜGVA üzerinde tepinin. Orada bir şey çıktığında aman mangalda kül bırakmıyorsunuz. Bırakmayın da zaten. Sonuna kadar gidin. Ama niye buna bakmıyorsunuz? 2024 yılında belediye çukurunda bebek öldürüyor Türkiye ve geriye doğru baktığınızda araladığınızda acayip bir dram var sülalecek kimliksiz bir aileden bahsediyoruz. Ve Eda Nur, Eda Nur'un yaşadığı belediye çukuruna düşüp ölünce ortaya çıktı. Ali Atıf paylaşmış işte tabi elbette Tayyip Erdoğan da konunun üzerinde tepiniyor. Niye? insan hayatına önem verdiği için değil Ekrem İmamoğlu'na çakmak için. Fakat Ali Atıf Hoca bir iletişim profesörü olarak mühim bir konuya dikkat çekiyor. Entelektüel bir iki yüzlülüğümüz var diyor. Eğer Eda Nur AKP'li bir belediyenin ihmaliyle ölseydi, Gülşen tweet atmış Cem Yılmaz imalı bir foto koymuştu. Ex Twitter yıkım yıkım yıkılmıştı. Oradan çocuk tacizine gelmişlerdi. Vicdansızsınız biriniz değil hepiniz demiş. Şimdi dönelim. Neden Almanya, işte İtalya'da falan, İspanya'da vize başvuruları reddediliyor veya donduruldu veya kabul edilmiyor artık. Çeşitli rivayetler var, detayına girmeyeceğim. Bunun nedeni ülkenizin ve ülkenizde yaşayan insanların artık potansiyel mülteci olarak görülmesi. Geliyorlar daha bir daha gitmiyorlar. İşte hatta Fransa'ya kadar geliyorlar. Fransa'dan Manş e, Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmeye çalışıyorlar. Üçüncü sırada artık Türkiye'den iltica şeyleri, talepleri veya gelen millet sıralamasına bakıldığınızda İngiltere'ye gelenler. Şimdi Hürriyet yazmış manşetinden. İşte Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yaşattıkları Schengen vize eziyeti yeniden hortladı. Dönem dönem hortluyor, bu dönemde hortladı. Yani peki neden? Bunun nedenlerine niye ilmiyorsunuz? Neden bu gazetelerde bir tane bile, Türkiye'den işte iltica edenler, Türkiye'den göç akını, göç eden doktorlar, mühendisler, öğretmenler neden gidiyorlar? Niye terk ediyorlar ülkeyi? Haber yapmıyorsunuz. İngiltere'de oturum, oturum uzatma, süresiz oturum, işte vatandaşlık grubu gibi WhatsApp gruplarından kimine üyeyim? Oturum çıktığında havaya uçuyor insanlar. Süresiz oturum aldıklarında bayram yapıyorlar. İngiliz pasaportlarına kavuştuklarında ne yapacaklarını bilemiyorlar. 10 sene önce böyle değildi. Bir tane muhabir gönder var zaten temsilcilikleriniz var. Almanya'da başka yerlerde İngiltere'de neyse. O temsilcileriniz bilmiyor mu? Biliyor. Size haber geçmiyor mu? Geçmiyor. Niye? Basılmadığı için. Neden Avrupa ve Batı Türkiye'den gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurularını reddediyor veya kapattı artık başvuru bile almıyor. Otomatik red ediyordu. Şimdi artık yani en azından ayıp olmasın diye de başvuruları kapatmışlar. Orada vize paranız falan da yanıyor. Onca emek falan da çöpe gidiyor. Aysu da göle hemen paylaşmış. Bir akademisyen Almanya'da yaşıyor. Yoğun başvuru vesaire bahane. Avrupa artık gelişmiş ülkeler dışında her yere kapılarını kapattı. Bu yapamamaktan değil. Bir seçim. Bir tercih. Akademik toplantılara vize istenen ülkelerden insan çağıramıyoruz artık demiş. Böyle. Sonra işte yani Ahmet Hakan bugünkü yazısında Ali Erbaş'a kaç gündür e, ağzını bıçak açmıyor. İddialar, iddialara cevabı yok zaten yani. İşte avucundan dua okudu diye, Arapça bilmediği ortaya çıktı diye ya onları geçelim de diyor. Şu A8'i bir açıkla. Makamoton'u bir açıkla. makam Makamoton A8'miş. Millet fakirlikten kırılırken, açlıktan kırılırken e, ...ekonomi yönetimi ne yapacağını düşünürken... Mehmet Şimşek para aramaya çıkmışken İngiltere'de Amerika'da... ...yabancı yatırımcı aramaya çıkmışken... ...sen diyor ne akla diyor yani bu konuda diyor en azından bir açık... ...yok. Yok. Yani belki istifa gelecek veya görevden af gelecek bilmiyoruz yani. Olabilir. Çok yıprandı çünkü. Böyle bir ikiyüzlülük. Bir başka ikiyüzlülük iktidar mahallesinde. Bunu kısa dalgada Kemal Göktaş'ın haberinden öğreniyoruz. Erdoğan'ın avukatları... Yargıtay'a dilekçe vermişler ve dava önemli değil. Erdoğan'ın davaya konu olan sözlerinin ahim kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığını söylemişler. Savunmuşlar. Erdoğan'ı savunurken, Erdoğan'ın sözlerini, Erdoğan ifadelerini savunurken bu ifade özgürlüğü sınırları içerisinde. Başkası? Böyle yani. Böyle yani bu bu ikircikli tutumla, bu çifte standartla oturup anayasa yapmaya çalışacaksınız. Anayasayı sona bıraktım. Yani çok fazla bir alıcısı olmadığı için. Var ama yani gündemimde var. Şimdi Nihal Candan isimli bir sosyal medya fenomeni neyse tahliye olmuş. Kanal Haber'de geniş röportaj yapmış tahliye olduktan sonra. İşte Seçil Erzan'la ilgili aynı koğuşta kaldıkları için bir takım şeyler paylaşmış falan. Fakat tahliye olmasının nedeni cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 30, 30, 37 kiloya düşmesi ve işte doktoru da diyor ki yani ölecek, tahliye edin. Yani derhal tıbbi müşahede altına alınması lazım. Fakat tahliye olduktan sonra ilk iş sosyal medya fenomeni ya. Çıp olarak aldığı yerden devam edecek. Neyse, Instagram postlarına. Orada değilim. İlk işi kuaföre gitmek. Yani işte bir çifte standart daha. Anoreksiya, yeme bozukluğu alışkanlığı ne derseniz deyin. Ee, i̇şte kilo... Bir yönüyle de taktik icabı yaptığı da söyleniyor. İşte bu şekilde tahliye olursun. Bir yönüyle de cezaevinde kalamaz raporu veriliyor. Cezaevinden çıkar çıkmaz da kuaföre gidiyor. Yani çifte standart bu. Adaletin, hukukun geldiği nokta bu. Ve siz bunlarla anayasa yapmaya kalkıyorsunuz. Onun için Cem Toker harika yazmış yani. Ve diyor ki işte diyor gücüm yettiğince kendi çapımda yerden yere vuracağım diyor bu konuyu. AKP'nin diyor özgürlükçü anayasa yapması kızarmış tavuk zincirinin tavuk hakları bildirgesi yazmasına benzer. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Özgür Özel işte Numan Kurtulmuş anayasa turuna çıkmış da ilk durağı Özgür Özel'miş falan. Bir de 45 dakika konuşmuşlar. Yani 45 dakikada hiçbir şey konuşulmaz. Hoş beşle geçer. Neyse onu da geçtik. Yani o bile zaten görüşmelerin göstermelik olduğunu gösteriyor. Bir kere daha söylemiş. Teşbir edemedim belki 5. 6. kez. Her ay birkaç kere söylüyor bunu. Anayasaya uyulmuyorken yeni yeni anayasa yapsanız ne olur demiş. Güzel. Yine devam ederken devamla da insanlar yoksulluk, işsizlik, açlık, güvencesizlik gibi üst düzey beklentileri varken insanların diyor. Yeni anayasa toplumun taleplerinin neresinde? Bir tartmak lazım demiş. Güzel. Yani belli ki muhalefet şöyle bir yöntem seçiyor. Yok saymayacağız. Kapıları yüzlerine kapatmayacağız. Kapımızı çaldıklarında da buyur edeceğiz. Ama biz sizi biliyoruz kardeşim diyeceğiz ve otellere basmayacağız. Fakat diyalog yolları açık veya mış gibi yapacağız. Yani belli ki böyle bir strateji götürüyorlar. Şu anda görünen bu. E, korkulan iktidarın trenine binmesiydi. Korkulan iktidarla anayasa mucakeresi yapmasıydı. Korkulan gündem belliyken bu gündemin dışında işlerle meşgul olmasıydı. Ama belli ki muhalefet şu aşamada. %100 emin değilim. Şu aşamada iktidarla diyalog yollarını açık tutarak birlikte fotoğraf vererek ama iktidarın dümen suyuna girmeyerek bir politika götürmeyi tercih etmiş veya ediyor görünüyor. Bugün itibariyle 30 Nisan itibariyle söylüyorum. İlerleyen günler ne getirir göreceğiz. Yani Erdoğan'la Bahçeli bir araya gelmişler. Onların görüşmesi de 45 dakika sürmüş. Bakın siyasette, politikada bu kadar önemli konular varken iki lider, hükümet ortağı bunlar, iktidar ortağı neyse bir aydır bir araya gelmemişken o kadar can alıcı meseleler varken kaç, kaç tane kaç tane polemiği ekrana getirdim burada getirmediklerim de var tonla o kadar mesele varken 45 dakika hoş beşle geçe yani siyasette 45 dakika görüşme olmaz hele bu kadar problem varken Necip Bahadır TR 724'te güzel bir analiz yapmış çatlak çok derin diyor. Güven ve menfa menfaat vazosu kırıldı ki vazo kırıldı kajesini bana attıran bu. Yazdıran bu. Güven ve menfaat vazosu kırıldı AKP ile MHP arasında. Kırık parçaları yapıştırmak vazoyu eski haline getirmez. Karşılıklı mesajların yol açtığı sorun evlat acısı, kuyruk acısına dönüştü, kolay unutulmaz. Bir fotoğraf mesajları silemez, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. 31 Mart'tan sonra artık yeni bir hal var demiş, yüzde yüz katılıyorum. Evet. Çok güzel vazo kırıldı ya da çatladı. Artık yani uhu yapıştırıcı neyse prit falan tutmaz. Böyle bir durumda. Sinan Ateş suikasti bir milattır diyor Cevheri Güven. Katılıyorum ki bir buçuk yıl sonra yani Erdoğan Bahçeli görüşmesinden görüşmesinde bu konu gündeme geldi mi gelmedi mi bilinmez ama yani vazonun kırılması meselesinde e, bu önemli bir şey. Yani iktidarın MHP'ye karşı, sarayın MHP'ye, Bahçeli'ye karşı elinde bir kos Sinan Ateş suikasti. Bir buçuk yıl sonra iddianame geldi. Durdu 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 tam da bu aşamada iddianame çıktı. Yani bu da önemli bir manevra. Yani karşılıklı manevralarla her iki lider de birbirini sınıyor öyle görülüyor ve MHP Genel Merkezi ve Bahçeli bu yönüyle de köşeye sıkışmış görünüyor. Şimdi anayasayla devam edelim. İbrahim Kaboğlu Profesör doktor ki yakın zamana kadar da ben de insan hakları alanında, hukuki anlamda falan görüşlerine itibar ederdim. ni Etmiyorum artık. Niye etmediğimi de anlatacağım. Anayasa gündemi için ön koşul dürüstlük ve iştenlik başlıklı 11 maddelik bir şey paylaşmış. Manifesto paylaşmış veya kendi görüşlerini paylaşmış. Dürüstlük ve iştenlik. Şimdi 5 Aralık 2023'te bunu paylaşmıştı. Barış Akademisyenlerine işkence başlığında. Fakat burada o kadar sorunlu noktalar vardı ki. Yani mahalledeki kafayı göstermesi açısından söylüyorum. Bir yönüyle de Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'na teşekkür etmek gerekiyor. Yani kendi insanımın hakları alanındaki çalışmalarından dolayı, insan hakları alanındaki değil, kendi insanımın hakları alanındaki çalışmalarından dolayı. Şimdi orada diyor ki, o halin amaç dışı ve kötüye kullanılması. Yani o hal ediyor, siz bir amaçla çıkardınız, şimdi bunu kötüye kullanıyorsunuz. Bakın insan hakları profesörüne. Tabii kendi insanımın hakları profesörü olduğu için normal. Dolayısıyla e, şey e, profesör doktor İbrahim Kaboğlu budur yani. Kendi insan insanımın haklarının profesörü. Niye öyle söylüyorum? Ya niye bu kadar bindiriyorsun adama? Niye bu kadar çakıyorsun? Ya metin orada. O halin amaç dışı ve kötüye kullanılması. O hal KHK ek çizelgelerinde adları yer alan 5000'den çok öğretim üyesi arasında 415 Barış Akademisyeni var diyor. Neden diyor benim Barış Akademisyenimi, neden benim 415 akademisyenimi oraya çok soktun diyor. Devam. Barış Akademisyenlerini de FETÖ torbasına eklendi. Almış kabul etmiş. FETÖ'yü de torbayı da. Ve o halide. Önemli. Önemli. Sonra barış canlıları teröristlikle yaftalanarak resmen hedef gösterildi. Öbürlerini diyor yaftalayabilirsin. Öbürlerini terörist olarak suçlayabilirsin. Öbürleri zaten belki de terörist. Böyle inanıyor. Benim diyor insanımdan, benim akademisyenimden ne istiyorsun? Devam. FETÖ'nün eski ortağı AKP'nin adeta gaz odası işlevini gördü filan diyor bilmem ne. Şey, o hal veya şeyler, uygulamalar. Devam ediyor yani. De son bağlarken de cümleyi şöyle demiş. Barış akademisyenlerinin durumu yargısal zihniyete de ayna tutuyor. Evet. Kendi yüzünüze de ayna tuttuğunuz için teşekkür ederiz. Kendi insanımın haklarından sorumlu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi, boru değil bu insanlar gitmişler. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı oradan içeri çıkan adam çetenin ayak takımının neyse e, mafyanın ya da işte ülkücü mafyanın ne derseniz deyin elebaşı elebaşlarından hukuk ayağını götüren Fethi Yıldız'la MHP Genel Başkan Yardımcısı pozisyonu da varmış. Bahçeli ile Çakıcı arasında köprü olup Çakıcı'yı çıkaran adamdır yani bir yönüyle de. Yeni anayasayı konuşmuşlar. İlk dört madde kalacak. Yüz maddemiz hazır. Bilmem ne filan falan. Ya böyle kimler kimlerle beraber. Yani acayip. Bir de Ankara temsilcisi de değil. Bir muhabir de değil. Yayın yönetmeni gidiyor adamın ayağına. Birlikte fotoğraf veriyorlar. Acayip yani mahallenin fotoğrafını çekiyorum. Kimler kim? Yani bir de bir ciddiye almışlar Fethi Yıldız'ın anayasa MHP'nin anayasa teklifini ve böyle dikkatle dinliyorlar arkadaşlar. Mahallenin fotoğrafını çekiyorum. Ama içlerinde gerçekten e, samimi olanlar da var. Onlardan biri de Ataol Behramoğlu. Tebrik ederim samimiyetinden dolayı. Çünkü Çetin, Çetin Doğan ve arkadaşlarının 80 yaşında paşalar elbette çıkmalıdırlar. Doktor gözetiminde bir yaşam artık onlar için söz konusu. Çoğunun hastanede tedavisi gerekiyor. Evet çıkmalılar. Fakat bunu isterken yani eşinin ve kızının mektubu üzerinden bir yazı yazmış Cumhuriyet'te 17 Nisan 2024'te. Devlet suç işliyor başlıklı yazıda. Çetin Doğan ve arkadaşları suç işlemediler o dönemde bulundukları yüksek sorumluluk görevinin gereğini yerine getirdiler diyor. Yani işini yaptı diyor. Onun işi yani askerin görev tanımında vardır. Siyasete müdahale etmek gerekirse muhtıra vermek, darbe yapmak. O işini yaptı. İşini yaptığı için içeride tutamazsın diyor. Haliyle yazının başlığı da doğru. Devlet suç işliyor. <laughs> Çünkü devlet ne zaman, devletin ne zaman başı sıkışırsa birileri gelir, devleti devlete nefes saldırır. Çetin Doğan'ın ve arkadaşlarının pozisyonu buydu diyor. O açıdan yani gerçekten samimiyetine de teşekkür etmek lazım Atol Behramoğlu'nun. Ama lütfen hukuk, demokrasi, insan hakları demesin. O başka bir case çünkü. 1 Mayıs ee, kapalı. 2011-2012 yıllarında iki yıl üst üste açılmıştı. Oradan canlı yayınlar yapmıştık. Çok da güzeldi. Hiçbir olay olmadı. Bütün gruplar geldi. Konserler, açıklamalar anıta çelen koymayla falan sınırlı kalmayan bir coşku vardı. Polis de önlemlerini aldı. Hiçbir şey de olmadı. Ol, yani oldu yapılabildi. Yani bir, bir 1970'lerin sonundaki o kanlı olaylardan falan sonra yapılabildi oldu olabildi bu. AKP döneminde oldu. Güzel günlerdi. Fakat sonra tak diye kapatıldı. İnşaat mi inşaat bahanesiyle bir daha da açılmadı. Şimdi enteresan bir şey var. İlk defa bu sene. Evet daha önce de Taksim'deyiz, 1 Mayıs'tayız, gidiyoruz, yapacağız falan gibi e, kararlar, uygulamalar işte kimi gruplar girmeye çalışır polisle çatışır böyle şeyler oldu geriye doğru 2013, 14, 15, 16 ta yakın zamana kadar fakat bu defa başta CHP e, partiler ve gruplar özellikle sol gruplar ve elbette sol medya e, Taksim için özel bir kampanya yapıyor birkaç gündür Taksim'e gidiyoruz her yerdeyiz direniş Taksim, e, yani e, 1 Mayıs'ta alanlardayız ve Taksim'deyiz Vurgusu çok güçlü. Bakalım yarın ne olacak? Yarın önemli bir gün. 40 binin üzerinde polis görevlendirilmiş. Belli ki İstanbul'a çevre illerden de destek geldi. Bakalım ne olacak? Nereye gidecek? Yani bu önemli. Ali öz'ün yana katılmamak mümkün değil. 1 Mayıs resmi tatil ama kutlanamıyor. Evde oturun bayramı. Aynen öyle. Ama bu 1 Mayıs bu kadar çağrıdan sonra daha farklı bir gözle bakacağımız bir, bir Mayıs olacak. Özellikle dikkatler Taksim'de olacak yarın. Öyle demişken Amerika'daki öğrenci olaylarına bugün temas etmedim olmasın. Tuğçe Varol Amerika'da yaşıyor bir akademisyen. Mühim saptamalarda bulunmuş. Diyor ki Amerika'daki üniversite protestoları hakkında kısa bir yorum. Bir okulların tatile, tatile girmesine çok az kaldı. Dolayısıyla protestoların uzun süreceğini sanmıyorum. İki Biden Amerika Başkanı protestoları İsrail ile müzakerelerde kullanıyor. Üç Basında, basında görmediğiniz şey, protestolarda Yahudi öğrenciler ve hocalar var. Hem de hatırı sayılır bir oranda. İsrail savaşın P.R. halkla ilişkiler kısmını çoktan kaybetti. İsrail hükümeti artık bazı askeri birlikler için ABD ile savaş suçundan tutuklatma kararı çıkartmayın müzakeresi yapıyor. Yani kısaca İsrail'in geldiği durum 7 Ekim'de katliama uğradıktan ki evet doğrudur katliama uğradılar. Çocuk katliamından, çocuk katliamından bizi suçlu, suçlu bulmayına geldi. Biz 7 Ekim'de katliama uğradık. Hamas katliamına uğradık. Ama şimdi çocuk katliamından bizi suçlu bulmayın. Bu noktaya geldi diyor. Güzel bir toparlama yapmış Tuğçe Varol. Ankara Büyükşehir'in logosu bilinen bu Hitit logosu Sığ 7'deki anıt. Ee, geri dönecek mi? Me Melik Gökçek anlamsızca bir iş yapmış. Logoyu değiştirmişti. Ee, Ankara Büyükşehir'den açıklama var. Üçte 2 çoğunluk gerekiyor mevcut amblemi değiştirmek için. Bu nedenle diyor yeni bir amblem tasarlayacağız. O da herhalde bu Hitit güneşine... Yakın bir şey olur muhtemelen. Evet. Şahane bir fotoğraf düştü önüme. Ee, bu iki kişiyi fotoğraflarından tanımanız mümkün değil. Ancak çok yakın araştırmalar falan yaptıysanız bilirsiniz bu iki kişi hakkında bilgi. E, prof fotoğrafı İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk ex platformundaki hesabından paylaştı. Devlet Arşivinde tarama yaparken tesadüfen bulmuş, rastlamış ve e, Devlet Arşivine fotoğraf, şık giyimli iki şahıs olarak kayıtlıymış. Entretesan. E, bu şahıslardan biri Halife Abdülmecit soldaki, son halife. Öbürü de Tevfik Fikret sağdaki. Benzer yaşlardalar. Muhtemelen 35-40 yaşlarındalar. E, muhtemelen fotoğraf da 1905-10 arası bir tarihte çekilmiş gibi görülüyor. Birlikte e, çektirdikleri bir fotoğraf. E, sıkı dost oldukları da ifade ediliyor. Yakın yaşlardalar. Aralarında bir yaş ya var ya yok. Dolayısıyla son halife Abdülmecit ile Tevfik Fikret'i aynı karede bu şekilde e, gösteren, bu fotoğrafı keşfeden... Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk'a da teşekkür etmek gerekiyor. Hiç mi iyi haber yok? İşte var. Günün, belki haftanın, belki de ayın tek iyi haberi de bu. Bununla manşeti kapatıyoruz. Çarşamba manşet yok. Perşembe tekrar görüşmek umuduyla.